Potansiyometre devresini oluşturduysak artık kodlama kısmına geçebiliriz. Burada açıklama satırlarını sildim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben dışarıdan gelen bir değeri okuyacağım ve analog bir değeri okuyacağım. Bu okuduğum değeri görebiliyor olmam lazım. Bana Arduino'nun ne gönderdiğini bilgisayar üzerinde anlık olarak takip edebiliyor olmam gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız. Arduino IDE'de araçlar seri port ekranına tıkladım. Burada benim bir seri port ekranım var. Ben bu seri port ekranında Arduino'ya bağladığım sensörlerden okuduğum değerleri görebiliyorum. Kodumu buna göre yazıyorum ve bana burada anlık olarak bilgisayarıma gönderiyor değerleri. Biz de şimdi bu özelliği kullanarak potansiyometreden değer okuma işlemi yapacağız. Burası şimdi seri port ekranı dedik. 9600 burada bant genişliği var. Bunu 9600 olarak bırakıyorum. Evet, bunu kapattım. Şimdi ilk başta bunu belirtelim. Bunu void setup kısmında serial nokta begin dedim ve 9600 olarak belirttim. Artık benim seri portum burada çalışıyor olacak. Void loop kısmına geldim. Burada da şimdi potansiyometreden aldığımız değeri seri porta göndereceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. İlk başta bir mesaj verdireceğim. Serial nokta print dedim. Mesaj vermek için print komutunu kullanıyoruz. Çift tırnak koydum. Bu çift tırnağın içine mesajımı yazabilirim. Buraya okunan değer dedim. İki nokta üst üste koydum ve bir tane de boşluk bıraktım. Daha sonra noktalı virgülle bitiriyorum. Şimdi seri port ekranında okunan değer mesajını alacağım. Bu okunan değerin devamında, yani şu kısmada potansiyometreden gelen değeri eklemem gerekiyor. Onu da tekrardan serial print dedim. Yalnız bu sefer printten sonra bir de şöyle ln komutunu koyacağım. Bu ln komutu satır bittikten sonra bir alt satıra inmesini sağlıyor. Eğer şöyle print şeklinde bırakırsam hepsini yan yana yazar. Ancak ben değer her değiştiğinde bunu alt alta almak istediğimden önce bunu yazdıracağım, okunan değer. Yanına potansiyometremden gelen değer yazılacak. Potansiyometreden sonra ln bıraktığım için bir alt satıra inecek benim kodum. Burada da analog read komutuyla potansiyometremi ben A0'a bağlamıştım. A0 dedim ve bunu da bitirdim. Evet, şimdi kodumuzu bir kontrol edelim. Evet, herhangi bir problem yok. Araçlardan Arduino'mu seçtim. COM13'e bağladım. Şu anda benim Arduino'm COM13'e bağlı ve kodumu yüklüyorum. Yükleme tamamlandı. Araçlara geldim. Seri port ekranına tıkladım. Evet, değerim geldi. Sürekli değişiyor. Şimdi potansiyometremi çeviriyorum. Bakın, çevirdikçe değer düşüyor. En sona getirdim. Sıfır değerini aldım. Hızlı bir şekilde diğer tarafa çeviriyorum. Yine 1023. Yine 0 ve ara değerleri de net bir şekilde alabiliyorum. Eğer bu size çok hızlı geliyorsa şuraya bekleme de ekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorduk? Delay şöyle belli olsun diye yarım saniyelik bir bekleme koyalım. Bunu bir yükleyelim bakalım nasıl olacak. Tekrardan seri portumu açtım. Evet, bakın artık yarım saniyede bir değer alıyorum. Ama bu sırada hızlı çevirdiğimde ara değerleri net bir şekilde göremiyorum. Çünkü bana yarım saniyede bir değer veriyor. Siz de burada istediğiniz bekleme süresini ayarlayıp deneme yapabilirsiniz.
Evet, potansiyometreden değer okuma işlemi bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz.